Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Sonsuz Koşu adlı oyun serimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle beraber oluşturduğumuz zemin şeklini farklı şekillerde nasıl oluşturabiliriz? Yani sadece karakterimiz düz koşmasın da yukarı aşağı gibi değişik şekillerde koşsun. Bunu nasıl yapabiliriz? Buna bakacağız şimdi. Gelelim Blueprint adlı klasörümüze. Burada hatırlarsanız zemin Blueprint adlı nesnemiz vardı. Buna sağ tuş ve Create Child Blueprint Class var. Child Blueprint adında kanalda video mevcuttu. Nedir başlığı altında. Eğer ne olduğunu bilmiyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Bir tane Create Child Blueprint Class oluşturup adını Zemin Blueprint Yukarı yazalım. Yani bu yukarı doğru çıkacak yani bu. İçine girdikten sonra şu uç kısmına tümseyimizi ekleyelim, yani yukarı doğru çıkmayı. Bir tane static mesh ekleyip adını tümsek koyalım. Ve bu tümseğin static mesh'ini wedge diye bir şey var. Tam kelime anlamını bilmiyorum ama böyle bir tümsek veriyor size. Şu gördüğünüz gibi. Bunu şöyle taşıyalım. Şöyle 180 derece döndürelim. Y'den genişliğini 10. Hatırlarsanız zeminin genişliğini de 10 yapmıştık. Z'den 3. X'den de 5 yapalım. Böyle bir şey oldu. Bunu yerine getirip buna bir de material ekleyelim. Evet, bu da böyle bir şey olsun. Şimdi ikinci yapmamız gereken şey spawn noktamızı doğru yerine getirmek. Hatırlarsanız yeni zemini buraya oluşturuyorduk. Ama buraya değil de şu kısmı oluşturmamız gerekiyor. Bu yüzden bunu şöyle ileri doğru alıp ...1500 oluyor herhalde. Bunu düzgün bir şekilde ayarlayalım. Biz end collision'ı bu şeye bağlı yapmışız. Eğer siz yapmadıysanız bu son collision'ı da buraya alın. Çünkü karakterimiz buradan geçtikten sonra bunu yok etsin. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra daha yapmamız gereken bir şey burada yok sanırım. Bakayım şuraya. Tamam. Gelelim bunu nasıl spawnlayacağımıza. Hatırlarsanız spawnlama işini ana oyun modundan yapıyorduk. Girelim buraya. Gördüğünüz üzere burada yeni zemin oluştur dediğimiz zaman bize zemin blueprint'i oluşturuyor. Biz de ne yapacağız? Bir dizin oluşturacağız ve buradan rastgele hangisini spawnlaması gerektiğini söyleyeceğiz. Buna sağ tuş basalım. Promote.variable diyelim ve bunun adını zeminler koyalım. Bunu silelim şimdilik. Buraya gelip şurada hatırladığınız üzere ne olması istediğimizi seçiyoruz. Buradan dizin olmasını istiyoruz. Eğer dizin ne olduğunu bilmiyorsanız kanalımızda tekrar nedir başlığı altında mevcut. Oradan izleyerek daha güzel öğrenebilirsiniz bunu. Zeminler adlı blueprintimizi oluşturduktan sonra bunu get olarak atalım. Hatırlarsanız get notuyla içinden veri çekebiliyorduk. Fakat neye göre veri seçeceğiz? Tabii ki de random. Yani rastgele. İlk başı 0. Sonu ise get last index. Yani son indeksine kadar rastgele spawnlasın. Ama ne spawnlayacak? Şu an seçmedik tabii ki de. Bunu sonra şey yaparız. Burası hata verecek. Buradan bakın zeminde şey yok. Değer yok. Buraya iki tane değer ekliyoruz. Çünkü iki tane değerimiz var şu anlık. Bir tanesi zemin blueprint. Diğeri ise zemin blueprint yukarı. Bir aşağıya da yaptığımız zaman onu da buraya ekleyeceğiz. Gelelim buraya. Hatırlarsanız burayı direkt bağlamıştık şeye. Çünkü değer döndürdüğü değer
direkt zemin blueprint olarak görünüyordu. Fakat şu an üzerine geldiğiniz zaman şu gelen beyaz şeyde yazdığı üzere bakın artık bu aktör. Fakat öncekinde zemin blueprint yazıyordu. Hatta görelim. Bakın return value zemin blueprint referans diyor. Çünkü zemin blueprint seçili. Ama buraya bağladığımız zaman aktör bağlı oluyor. Bu yüzden döndürdüğü değerde aktör oluyor. Bu yüzden zemine bağlanmak için buradan cache to zemin blueprint diyoruz. Ve bunu buraya bağlıyoruz. Child aktör olduğu için zemin blueprint yukarıda aynı işlevi görmüş oluyor. Evet, gördüğünüz üzere şu anlık bir sıkıntı yok. Bakalım ne olmuş. Evet, gördüğünüz gibi gayet tümsek veya düz koyuyor. Yani bayağı rastgele koyuyor ama genelde tümsek ve düz koyuyor yani böyle sırayla. Şimdi gelelim bunun aşağısını yapmaya. Bu yukarıya sağ tuş basıp duplicate diyelim ve yukarı kısmını aşağı yapalım. Viewport'una geldikten sonra bunu 180 derece döndürelim. 180 ve aşağı doğru çekelim. Şuraları düzgün yapalım, sıkıntı çıkmasın sonra. Aynı şekilde bu yeni zemin oluşturacak yeri de aşağıya doğru sürükleyelim. Şuraya şu şekilde. Evet. Böyle basit bir şekilde aşağı zeminimizi de oluşturmuş olduk. Gelelim tekrar oyun moduna. Dizinimize girdikten sonra bir tane daha element ekleyelim. Ve zemin blueprint aşağıyı seçelim. Eğer isterseniz daha çok zemin blueprint gelmesini istiyorsanız şu tekrar birkaç tane zemin blueprint seçerek çıkma olasılığını arttırabilirsiniz. Bakın mesela iki tane koydum. Daha çok zemin çıkma olasılığı var şu an. Gördüğünüz gibi. Gayet yukarı veya aşağı tümseklerini oluşturuyor. Kaç dakika oldu? 7 dakika oldu. Bu videoda aslında daha yapacak bir şeyimiz yok. Yukarı veya aşağı blueprintimizi oluşturduk. Gördüğünüz üzere. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki bölümde sağa ve sola dönmeyi göreceğiz. Yani herhangi bir köşeden sağa ve sola dönmeyi. Daha sonraki bölümde ise telefon kontrolünü girmeye çalışacağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın.